Nasıl değerlendiriyorsun bir bankalardan beğendiklerin, beğenmediklerin vesaire? Onları bir konuşalım. Bir de bu Infox neyin peşinde acaba? Infox yatırımın peşinde herhalde. Infox Böyle bizim de peşimizde. Fırsatların peşinde böyle. gibi gözüküyor. Şöyle söyleyeyim Mine Hanım. Yani nereden baktığımıza bağlı artık bankacılık tarafında. Çünkü siz hani yıllardır bu piyasanın içindesiniz ve bu bankacılık tarafıyla alakalı birçok fiyatlama gördünüz ve eminim ki bu seneki bankacılık fiyatlamalarını bu denli bir konjonktürde çok fazla görmediniz diye düşünüyorum. Yani faiz artırım döngüsünün olduğu bir yerde bankacılık tarafının çokça fazla olumlu etkilenmesi zaten beklenmezdi eski dönemlerde. Neden? Çünkü ekonomilerde bir daralma oluşturur. Zaten sıkı para politikasının da biraz daha amacı iş talebi kısıp yani biraz da ekonomik büyümenin daralmasına neden olmaktır. Ama tamamen bir yabancı hikayesi üstüne kurulmuş bir bankacılık sektörü görüyoruz ve bu hikayede devam edecek gibi gözüküyor. Kısmi yabancı ilgisiyle birlikte bile giden sert yukarı yönlü bankacılık sektörü tarafı vardı. Politika faizi %50 ve şöyle söyleyeyim, bankacılık tarafında fonlama maliyetleri yükseliyor. Ya da kur korumalı mevduattan TL mevduatlara geçiş için atılan adımlarla birlikte mevduat faizlerindeki sert yukarı yönlü seyrin etkisi kredi mevduat spreadlerini bozuyor ve bu süreç içerisinde TÜFE endeksi borçlanma araçları kapsamındaki gelirlerde de bir geri çekilme beklentisi mevcut. Niye? Çünkü %38'lik bir enflasyon beklentisi var. Ama yabancı hikayesinden kaynaklı ya da kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu yukarı yönlü revize etme beklentisi, yabancı kurumların özellikle 2025-2026 beklentilerinde bankacılık sektörü tarafını ön plana çıkartması ve benim biraz daha bunu dile getirdiğim, şöyle söyleyeyim, bunu çok fazla söylüyorum, yabancılar kaldıkları yerden devam ediyor gibi bir şey oldu. Yani gittikleri zaman bankacılıkta gitmişlerdi, şimdi geldikleri zaman da bankacılık tarafıyla geliyorlar. Çünkü ekonomi yönetiminin attığı adımların rasyonelite çerçevesi içerisinde oluyor olması bankacılık sektörünü olumlu yönde etkiliyor. Bankacılık sektöründeki olumlu yönde etkilenme ve bankaların aslında Borsa İstanbul'daki puansal bazda ya da yüzdesel bazda ağırlıklarının yüksek olması da Borsa İstanbul tarafının rekor üstüne rekor kırmasına biraz daha sebebiyet veriyor. Yılbaşından itibaren baktığımız zaman en çok yükselen sektör gruplarının başında bankacılık tarafı geliyordu. Hani yatırımcılarımızdan şöyle yorumlar da alıyoruz. Yani benim hisse senedim ya da benim sektörüm gitmedi. Olabilir çünkü bankacılık ve holdingler sektörü o kadar çok gitti ki diğer sektör grupları biraz daha geride kalmış gibi gözüktü aslında. Bankalar gittiği için ya da holdingler gittiği için biz rekor üstüne rekor kırdık gibi bir algı oluştu. Ama zaten yabancı yatırımcı bildiği yerden gelmeye başladı. Bankacılık ve holdingler tarafını iyi bilen bir yabancı yatırımcı algısı var ve bunlardan kaynaklı olarak da yukarı yönlü gitmeye devam etti. Belki bankacılık sektörünün karı ikinci çeyrekte birinci çeyrekten daha düşük bile gelebilir. Ama üçüncü ve dördüncü çeyrekte biraz daha düzelme emarelerinin açıkçası karlılık bakımından olmasını bekliyorum. Yani hikayeye biraz daha bankacılık tarafında nereden baktığımıza bağlı. Ama bu sene içerisinde yabancı yatırımcı ilgisinin gelme ihtimalinde yüksek olduğu bir süreçte bankacılık tarafı lokomotif sektör olarak kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Çarpanlara bakıldığı zaman piyasa değeri, defter değeri olarak özel bankalar tarafı sert bir yukarı yönlü hareketle gitti. Buna tabii ki Yapı Kredi Bankası'nın da haberleri biraz daha etkili oldu. Ve bundan kaynaklı olarak belki temel anlamda biraz daha iskonto azalmış gibi gözükebilir. Ama yabancı yatırımcı algısıyla ya da yabancı yatırımcı gelecek algısıyla birlikte CDS'ler tarafındaki geri çekilmenin devam etme beklentileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek olumlu haber akışları ile birlikte bankacılık tarafındaki yukarı yönlü hareket bu yıl itibariyle devam edebilir gibi gözüküyor. Yani temel anlamda baktığınız zaman ayrı bir hikaye görüyorsunuz. Haberler eşliğinde baktığınız zaman ayrı bir hikaye görüyorsunuz. O yüzden yabancı hikayesi biraz daha ağır basıyor gibi gözüküyor bankacılık sektörü özelinde. Şunu da söyleyeyim, piyasa değeri, defter değeri olarak ya da çarpanın etkisi olarak biraz daha kamu bankaları, özel bankaların gerisinde kalmış gibi gözüküyor. Bugün ekstrem derecede bir haber akışı yoktu ama siyasiler tarafından gelen haber akışlarının etkileri biraz daha kamu bankalarını baskılamış gibi gözüküyor.